Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Motorola TLKR T80'in kullanımını anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle Motorola bir sürü kanal yapmış. Yani şöyle gösterdiğimiz zaman 1-0 yazıyor. Bu deneyelim şimdi. Birinci kanalda. Birinci kanalın hangi modelleri varmış? 0'dan 121'e kadar kanalları var. Yani 1-120, 1-119, 1-118 istediğiniz kanalı kullanabiliyorsunuz. Ve buradan aynı kanalı ayarladığınız zaman öbür telsizden aynı şu şekilde göstereyim. Şöyle buradan da 112 ayarlayalım. 112 ayarladığımız zaman aynen burada ne ötüyorsa, burada ne konuşuluyorsa aynısı konuşuluyor. Yani aynı telsizde bir sürü kanal yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öbür özelliklerine geçelim. Arkadaşlar bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 yokmuş. 8'e kadar kanalları var. Mesela 7.111 kanalında. Bunu da 7.111'e alalım. Şöyle gösterelim. 7. Direkt biz bunu eskiden ayarladığımız için direkt 711'e geldi. 711'de konuştuğumuz zaman konuşulur ses geliyor arkadaşlar. Değiştirelim hemen şu kanalı. Bunu da 6 yapalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bunu geçelim. Şimdi asıl özelliklerine gelelim. Arkadaşlar burada ana ekranda 4 tane hatta 6 tane tuş var. İkisi yön tuşları. Birincisi buradaki zil işareti. Zil işareti arkadaşlar buradaki öttürdüğünüz şey karşı telsizde ötüyor. Mesela buradan ayarlayalım. Şunu bir ayarlayalım. Bunu da 6.0 ayarlayalım. Evet ayarladık. Şimdi buradaki ton burada ne ötüyorsa aynısı orada ötüyor. Burada öten şey aynı burada da ötüyor. Bu özellik ona yarıyor. Grup menü bunun asıl ayarlarıdır. Yani asıl ayarlarının olduğu yer burada scan diyor. İlk özelliğiyle başlayalım. Sağ üstte gördüğünüz gibi şarjı duruyor. Scan etrafta konuşan varsa sizin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den konuşan kişiler varsa onların taramasını yapıyor. Her neyse onu bir deneyelim. Şöyle basalım. Şu anda tarıyor. Konuşan ilk kişiyi konuşmasını kaydedecek şimdi. Ses gelir gelmez duracak hemen onun konuşmasını alacak. Şu anda konuşan yoksa herhalde yok şu anda konuşan. Sonra alırız. Sonra scan ikinci kanala geçiyor. İkinci kanalda ise şöyle basıyoruz ikinci kanalda. İkinci kanal demek yani iki kanalı aynı anda dinleme özelliği yani bu arkadaşlar. Şimdi birinci numarada diyor. Bunu seçelim. Birinci numara. Kaç numara olsun? 1-5 olsun. 1-5 kanalı ikinci kanalım olsun mesela. Bakın ekranda geldi. Hem 1.5'i hem de 6.0'ı dinliyorum diyor. Bu özelliği kapatmak için de tekrar grup menüye geliyoruz. Grup menüye basar basmaz zaten bu özellik kapanıyor arkadaşlar. Hemen scan'e geldi tekrar. Şimdi üçüncü özelliğimiz Vox. Vox yani şöyle bir özellik. Vox da açtığınız zaman açalım. Vox 1 numara. Şimdi buradan konuştuğumuz her şey aynı bu telsize giriyor. Şuradaki mikrofon işareti, Vox dinleme işareti. Yani buradan şuradaki tuşa basmadan konuşabiliyorsunuz. Asıl konuşma tuşu da burada zaten. Mandala basarak konuşuyorsunuz. Ayrıca şurada bir tane feneri var. Değiştirelim. Şu kanal ötmeye başladı. Evet, şimdi öttü bunlar. Şunun kanalını değiştirdikten sonra. Şunun kanalını. Çok yakın oldukları için ötüyorlar. Burada da konuşanlar mı varmış? Açalım tekrar telsizi. Şuradan açıyoruz telsizi ayrıca. Gördüğünüz gibi şurada mikrofon işareti var. Onu da gidermek için tekrar Vox'a geliyoruz. Ardından sıfırlıyoruz. Oda dinleme özelliği kapanıyor. Oda değil de bu yakın mesafeli dinleme bu. Şimdi asıl oda dinleme özelliği şeyde. Geliyoruz asıl oda dinleme özelliği. Room diye bir özelliği var. Room özelliğini seçiyoruz. Bastığımız zaman burada bir daha deminki işaretinin etrafına bir kare geliyor. Burada her konuştuğumuz yanındaki telsizde dinleniyor. Yani
Mesela karşı koltuktan karşı koltuğa sesi iyi alıyor. Mikrofonuna bağlı tabii ama bunun mikrofonu iyi. Şöyle geçiyoruz. Grup menüye basar basmaz zaten o özelliği de kapanıyor. Tekrar grup menüden özelliklere gelelim. Room'u geçtik. Ton. Ton bunun özellikleri. Yani daha deminki şu zilin asıl müzikleri. Basalım mesela. Birincisi neymiş? Birincisi bu. Direkt ona atladım. Böyle bir sürü tonu var. Buraya bastığınızda hangi müziği seçeceğinizi karar veriyorsunuz. Özelliği pek de şey değil bunun. Geçelim. Sonra bir sonraki özelliğe geçelim. Sonu geçtik. Silence. Silence arkadaşlar susturuyor. Yani şöyle ki Silence geldiğimizde şurada susturuluk işareti var. Yani hiç kimse bir ses ne alıyor ne veriyor demek işareti bu. Bunu kapatalım. Şimdi sessizi de. Şimdi alalım tekrar silence'i gelelim. Şunu sıfır yapalım. Evet, grup menüye geldik tekrar. Room, tone, silence, time. Time kronometre aynı şöyle kullanılıyor. Göstereyim. Sele basıyorsunuz tekrar. Kronometremiz başlıyor. Ve sonra işte istediğiniz kadar vakit tutuyorsunuz. Tekrar sele bastığınızda duruyor. Sonra grup menüye bastığınızda zaten sıfırlanıyor. Tekrar grup menüye bastığınızda ana ekranına geliyorsunuz. Şöyle tekrar gelelim. Time'dan sonra power var. Power da telsizin kapatılıp açılmasını karar veriyor işte. Kapatalım mesela. Telsizimiz 1 saat sonra kapanacak diyor mesela. Veya 2 saat sonra, 3 saat sonra, 3 saat içinde kapanacak diyor. Yani bunu ayarlayabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.